Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve ilk sneak peek videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Brawl Talk'ta tanıtılan ve yeni güncellemeyle gelecek tüm yeni kostümleri, güç liginin yerine geçen yeni aşamalı mod ve ödüllerini, hem 24. hem de 25. Brawl Pass sezonunun tüm ödüllerini, yeni aşamalı star hediyesini, kupalı kaçış oyun modunu, hiper şarjları, dengeleme değişikliklerini, yeni haritaları, arka planlarını, müziklerini, savaş kartını ve fazlasını, yani özetle yeni güncelleme ile oyuna eklenecek hemen hemen her şeyi size bu videoda göstereceğim. Şu an Supercell'in test hesabı içerisindeyim arkadaşlar ve buradan size bütün her şeyi birazdan göstereceğim. Aynı zamanda bu videonun içerisinde efsane bir de çekiliş var. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz hırsız Edgar gizemli kostümünden 7 tane çekiliş var. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan bu videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirim zilini açmak, yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yazmak ve beni Instagram'dan takip etmek. Benim Instagram kullanıcı adım Onur Bilge YT, açıklamada da bulabilirsiniz. Toplam 7 kostüm veriyor Supercell bana, ben kendime de almıyorum ve hepsini size vereceğim. Ve bu videoya 20.000'den fazla like geldiğinde Mecha Leon ya da Thor Bibi gibi farklı kostümlerin çekilişlerini de yapacağım arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz arka plan Mart ayında başlayacak Zamanın Kumları isimli Brawl Pass sezonunun arka planı ve arka plan müziği arkadaşlar. Ve yükleme ekranındaki resmi de bu şekilde. Ve şu an ekranda görmüş olduğunuz arka plan ve duyduğunuz arka plan müziği de arkadaşlar Nisan ayında başlayacak olan Ragnarok Brawl Pass sezonunun arka plan müziği ve arka planı. Bu tam bir kahramanlık müziği, hem arka planı hem de arka plan müziği gerçekten efsane. Ve yükleme ekranı da bu şekilde. Yine ekranda gördüğünüz gibi bir arka plan ve duyduğunuz gibi bir arka plan müziği daha var. Bu arka planın yükleme ekranı da bu şekilde. Yine ekranda görmüş olduğunuz arka plan ve duyduğunuz arka plan müziği de var arkadaşlar ve hemen bunun yükleme ekranına da bir bakalım. Bunun yükleme ekranı da gördüğünüz şekilde ve duyduğunuz gibi Baby Shark müziği var arka planda. Bildiğiniz Baby Shark müziğini duydunuz arkadaşlar. Telife falan girer mi emin olamadım, o yüzden kapatmak zorunda kaldım ve bu da Baby Shark'la aslında yapılan bir ortaklık ve biliyorsunuz El Primo'nun bir tane kostümü de vardı zaten, onu da göstereceğim. Ama Baby Shark müziği olan böyle bir arka plan müziği gelecek ve arka planı da bu şekilde, gerçekten inanılmaz. Yükleme ekranına da bakalım. Yükleme ekranı da bu şekilde. Ve son olarak böyle bir arka plan ve arka plan müziği var. Bu da muhtemelen Mecha kostümler var ya, Mecha Leon, Mecha Colt gibi, onlar için gelecek olan bir arka plan ve arka plan müziği olacak. Bunun yükleme ekranı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Kostümlere geçmeden önce Zamanın Kumları Brawl Pass sezonunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ödülleri size göstermek istiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz bir tane kostüm oluyor normal Brawl Pass'te ve Brawl Pass Plus'ın içerisinde iki tane de kostümün renk seçeneği oluyor ve 50. seviye en son seviyede bir tane de ünvan veriyor size. Bunların ne olduğunu da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradan Brawl Pass kostümü, Shelly'nin kostümünü alalım. Bu normal düz Brawl Pass kostümü arkadaşlar. Plus renk seçeneği bu değil yani. Dansöz Shelly bu normal Brawl Pass'in içerisindeki kostüm arkadaşlar. 50. seviyede alıyoruz. Peki bunun dışında yine oyuncu simgesi vesairesi de bu şekilde geliyor. Ve Brawl Pass Plus alırsanız eğer arkadaşlar, Sonsuz isminde bir oyuncu unvanı alıyorsunuz. 46 ve 48. seviyede iki tane renk seçeneği var. Hemen onlara da bir bakalım isterseniz. Birinci renk seçeneği Turkuaz Dansöz Shelly isminde böyle bir renk seçeneği var arkadaşlar. Güzel bence ve böyle bir tane de rozetle birlikte geliyor. Yine diğer renk seçeneğine de hemen bakalım. Diğer renk seçeneği de Menekşe Dansöz Shelly şeklinde ve onun da böyle bir rozeti varmış arkadaşlar. Ve dediğim gibi oyuncu unvanı da sonsuz. Güç liginin yerine gelen aşamalı modu göstereyim, sonra kostümlere geçelim arkadaşlar. Bu arada kupa yolu da 70.000 kupaya kadar uzatılmış durumda, onu da göstereceğim. İsterseniz hatta onu şöyle bir 50.000 kupadan sonrasını önce göstereyim, sonra aşamalı modu açalım. Şu anda 50.000 kupaya kadar gidiyor biliyorsunuz arkadaşlar ama Supercell'in test hesabında ben 50.000 kupanın sonrasında göstereceğim. Güncelleme geldiği zaman bu şekilde olacak kupa yolu yani. Şöyle ödüllerini isterseniz göstereyim. 70.000 kupaya kadar uzatmışlar. Şöyle ilerleyeyim. Tabii ki bu yine daha fazla güncellenecektir muhtemelen. Bunu daha da fazla arttıracaklardır diye düşünüyorum. 70.000 kupa da bence çok yeterli değil ama sadece mevcuttaki yolu biraz daha arttırmışlar ve buna göre de farklı ödüller
kazanabiliyoruz arkadaşlar. Zaten ödüller sanırım aynı sıralamayla gidiyor ve en son 70 bin kupa ödülü efsanevi. Şimdi buradan aşamalı modu bir açalım isterseniz arkadaşlar. Sonsuz güç ve burada işte modları vesaireyi yazıyor ve sıralamalarda yükselerek yeni kartlar ve star hediyeleri kazanabilirsin. Şurada aşamalı modu görebiliyoruz. Şimdi buradaki i tuşuna bastığımız zaman aslında bize ne olduğunu gösteriyor. Bu sezonki modlar diyor arkadaşlar. Birbirinden farklı modlar var. Bunun üzerindeki i tuşuna bastığınız zaman ne anlama geldiği yazıyor. Her sezon 3 tane mod olacağı söylendi. Ve üst taraftaki hemen şurada da arkadaşlar yeni sezon diye görebiliyorsunuz. Şimdi buraya tıkladığımız zaman burada devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bronz seviye bu şekilde arkadaşlar. Gümüş seviye bu şekilde. Şimdi bunu sona kadar bu arada getireceğim. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Altın seviye bu şekilde. Elmas, gizemli, efsanevi ve ustalar seviyeleri şeklinde devam ediyor. Güç liginin yeni hali, dereceli diyebiliriz biz buna. Çünkü rank diye geçiyor İngilizce'de arkadaşlar. Aşamalı mod dediğimiz. İki tane şurada söylemiş olduğu star hediyesi ama içerisinden sadece güç ligi ile ilgili kozmetiklerin çıktığı star hediyesi. Şimdi bunlardan da açacağız zaten arkadaşlar, bolca göstereceğim size. Ve bronzda mesela bir tane de sonda destansı veriyor. Ondan sonra gümüşte gizemli veriyor. Altında gizemli veriyor. Elmas'ta yine iki tane o yeni star hediyesinden bir tane efsanevi veriyor. Ve gizemli de efsanevi de hep o şekilde devam ediyor. Yani iki tane o yeni star hediyesinden bir tane de efsanevi şeklinde devam ediyor. Elmas ve üzerinde. Şu anda burada bütün hepsini ben mesela tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu yeni star hediyesi denilen şey nasıl bir şeydir bunu muhtemelen merak ediyorsunuz. İsterseniz hemen onlardan da bir 10 tane falan açalım ya da bir 20 tane açalım isterseniz, bakalım neler verecek. Şu anda gördüğünüz gibi aşamalı star hediyesi isminde bir şey arkadaşlar. Bakalım biraz açalım isterseniz bunlardan. Mücevher veriyor. Bundan gizemli verdi bu arada aşama ödülü olarak. Normal aşama ödüllerini veriyor şu anda, aynen. Aşamaları biz yükselttiğimiz için şu an aşamalı ödüllerini alıyoruz. Efsanevi verdi. Yine aşamalı star hediyesi verdi. Bu aşamalı star hediyesinin içerisinden tabii normalde aslında kozmetikler çıkabiliyor. Ama benim test hesabı, Supercell'in test hesabında zaten bütün her şey hemen hemen var. O yüzden çok çıkabilecek bir kostüm vesaire yok. O yüzden çıkmıyor. Daha çok mücevher çıkıyor. Çünkü kostümler varsa o kostümün yerine mücevher verecek diye söylemişlerdi arkadaşlar. Ve gördüğümüz gibi şu anda evet buradan mesela bir tane kostüm aldık. Bu kostüm Loki Chester kostümü. Loki Chester mesela aşamalı modun kostümü arkadaşlar. Hani eski güç ligi kostümü gibi düşünün ama yine bu kutunun içerisinden çıkıyor ve daha yüksek oranda çıkabiliyor. Yani artık 60 tur galibiyet falan almanıza gerek yok. Sadece mesela Loki Chester bu işte aşamalı modun şu anda kostümü ve aşamalı modda o kutulardan bol bol açacaksınız ve Loki Chester'ı çıkartmaya çalışacaksınız. Yani yapacağınız şey bu. Bu sezon çıkartamasanız da zaten aylık olacağı için bir sonraki sezon çıkartırsınız ama gördüğünüz gibi kaç tane açtık? Yani 7-8 tane falan mı açtık bilmiyorum ama bu şekilde hızlı bir şekilde çıkartabiliyoruz ve Loki Chester'ı da bu şekilde görmüş olduk. Oyuncu simgesi, rozeti falan da var. Biraz daha açalım bakalım. Bitene kadar şöyle bir açalım. Başka çıkabilecek bir şey yok herhalde. Ve buradaki aşamalı star hediyesinin içerisinden hem bu sezona ait işte mesela güç ligi kostümü, daha doğrusu dereceyle aşamalı kostümü neyse o çıkabiliyor. Hem de geçtiğimiz güç ligi sezonlarındaki kozmetikler çıkabiliyor. Yani kozmetik ya da mücevher çıkıyor arkadaşlar ve güç ligindeki geçmiş ya da sonraki işte aşamalı moddaki bütün o kostümleri falan alabileceğiniz ya da işte mücevher alabileceğiniz onun yerine bir star hediyesi yapmışlar. Ve bunun adına da sadece aşamalıya özel olduğu için aşamalı star hediyesi demişler. Ne çıktı bu arada? Evet, Kelebek Piper kostümü çıktı mesela. Bu arada her yeni aşamalı sezonla yine yeni bir tane daha kostüm gelecekmiş ve bu kostümü de yine buradaki aşamalı star hediyesinin içerisinden çıkartabileceğiz arkadaşlar. Yani eski ismiyle güç ligi kostümlerini ayrı bir kutuya koymuşlar gibi düşünebilirsiniz. Hem yeni gelecek kostümleri hem de eski kostümleri de o star hediyesinden, yani biraz önce açtığımız yeni star hediyesinden çıkarabileceğiz. Ödüllerini de şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar ve bu modda çok eğleneceğiz ve çok güzel ödüller kazanacağız. Yine sadece 9. seviye ve üzeri karakterlerle bu modu oynayabiliyoruz. Yani bir seviye bir karakterle oynayamayacağız. Bu da bence güzel çünkü güç liginde bazen bir seviye karakterle biri geliyordu direkt kaybediyorduk ya, artık öyle bir şey olmayacak. Elmas seviyeden önce bir yasaklama ekranı falan vardı ya, öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Aynı Mega Kumbara'daki maçlar gibi olacak ama elmas ve üzerinde normal eski güç ligi formatı gibi olacak. Ve bu arada elmas ve üzerinde oynamaya devam edebilmek için en azından 12 tane seviye 9 veya üzeri karakterinizin olması gerekiyor. Özetle tek başımıza 2 kişilik ya da 3 kişilik
takımlarla bu modu oynayacağız ve oynadıkça buradaki ödülleri kazanacağız ve ödülleri kazandıkça da kostümler ya da farklı ödüller kazanabileceğiz. Ve oynarken de oyunun içerisinde bazı dış etkenler de olacağı için çok daha eğlenceli bir mod olacağı söylendi arkadaşlar. Ama gerçekten ödülleri çok güzel ve oyun modu da çok eğlenceli görünüyor. Bu arada aşamalı yani dereceli moda özel bazı görevler de eklenecek. Burada yapmış olduğunuz maçlarla aynı zamanda o görevleri de tamamlayabileceksiniz. Yani sadece buradaki star hediyelerini ya da yeni star hediyesini kazanmanın dışında normal görevle aslında Brawl Pass yolunda falan da ilerlemiş olacaksınız. Yine güç liginde kazandığınızda kaybettiğinizde tam kaç puan aldığınızı, kaç puan kaybettiğinizi göremiyordunuz. Bunu da direkt olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Çok daha rahat bir şekilde hani bir üst rütbeye ne kadar kalmış, kaç maç kazanmanız lazım aşağı yukarı bunları da en azından tahmin edebileceksiniz. Tabii ki de karşınızdaki yüksek rütbeli rakipleri yenerseniz daha fazla puan kazanacaksınız. Düşük rütbeli rakipleri yenerseniz daha az kazanacaksınız. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz yerlerden biri olan kostümleri incelemeye arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz dansöz Shelly kostümü, biraz önce söylemiş olduğum Zamanın Kumları isimli 24. Brawl Pass sezonunun kostümü ve biraz önce gösterdiğim gibi iki tane de renk seçeneği var arkadaşlar. Bir tanesi turkuaz dansöz Shelly, bir tanesi de menekşe dansöz Shelly kostümleri ve şimdi isterseniz oyunun içerisinde bir bakalım, sonra da kazanma kaybetme animasyonlarına geçelim. Şöyle atışlarına bir bakalım isterseniz. Atışları böyle ve süperine de bir bakmak istiyorum. Süperini de şöyle boşa doğru atalım isterseniz. Süperi de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kostüm. Hemen kazanma kaybetme animasyonlarına da bakalım. Kazanma animasyonuna bakalım. Bu arada eğlenceli miydi diye bir tane de istatistik eklenmiş. Bunu da söylemişlerdi arkadaşlar. Bu da sadece hani oyundan genel olarak eğleniyor musunuz, eğlenmiyor musunuz? Bunu göstermek için eğlendiğimizi mesela buradan söyleyebiliyoruz. Ya da istersek eğlenmedik diyebiliyoruz. Ve kaybetme animasyonu da böyle arkadaşlar. Bu da yine dereceli kostümlerinden biri arkadaşlar. Aynı Loki Chester gibi, birazdan onu da göstereceğim ama gerçekten çok çok güzel ve bu da o yeni star hediyelerinin içerisinden sadece çıkabilen kostümlerden biri. Bu kostüm de yine Zamanın Kumları sezonuyla birlikte başlayacak olan yeni dereceli modla gelecek arkadaşlar ve gördüğünüz gibi atışları falan bayağı güzel. Şöyle bir süperini de atalım isterseniz. Böyle bir de süper atalım. Süperini de sandık şeklinde atıyor. Kazanma animasyonu. Elması öptü ve sarıldı. Ve kaybetme animasyonunda da eli mi sıkıştı? Aynen, sandığın arasına eli sıkıştı. Yine Zamanın Kumları kostüm grubundan bir tane daha kostüm arkadaşlar. Çöl Akrebi Chuck kostümü. 299 elmaslık bir efsanevi kostüm. Yani Chuck karakterini ben çok fazla oynamıyorum. Çok, o yüzden hani ben almam şahsen ama böyle gördüğünüz gibi rozeti, işte oyuncu simgesi falan filan bir sürü bir şeyle birlikte geliyor arkadaşlar. Hemen şuradan isterseniz bir seçelim. Şöyle bir etrafında çevirelim. Güzel bir kostüm yani, kesinlikle Chuck oynuyorsanız ve seviyorsanız inanılmaz güzel bir kostüm. Şöyle atışlarına bir bakalım, kum atıyor. Yalnız atışları falan da çok iyi. Şöyle nasıl oluyor, bir de nasıl uçuyor bir ona da bakalım. Evet şöyle yapalım, sonra bir uçalım bakalım buradan nasıl olacak. Evet bu şekilde uçuyor arkadaşlar. Kazanma animasyonu böyleymiş. Ve kaybetme animasyonu, yalnız ne oldu? Böyle bir elektrik mi bir şey oldu orada ya da kumdan böyle değişik bir efekt geldi ama tam ne olduğunu anlamadım. Anlayan varsa yoruma yazsın. Bu videonun içerisinde 7 tane çekilişini yaptığımız Hırsız Edgar kostümüne geldi. Belki de en sevdiğiniz kostümlerden birisi olabilir arkadaşlar. En azından Zamanın Kumları sezonunun en sevilen kostümlerinden birisi bence. Bu kostüm de yine aynı şekilde Mart ayındaki Zamanın Kumları sezonuyla birlikte geliyor arkadaşlar. Ve bu da gizemli bir kostüm bu arada arkadaşlar. Biraz önceki Chuck'ın kostümü efsanevi bir kostümdü. Bu da gizemli bir kostüm. Ve bunu da şöyle göstermiş olayım. Bunun süperi falan da çok iyi. Vuruşları da bakın, kum çıkıyor. Vururken de kum çıkıyor. Bak şimdi süpere bak. Süperinde falan da kum çıkıyor. Gerçekten bayağı güzel bir kostüm arkadaşlar. Şöyle bir hiper şarjını falan da kullanalım. Şöyle... Gerçekten inanılmaz güzel bir kostüm yapmışlar. Kazanma animasyonu, etrafında dönerken her yerden kum saçıyor. Yani gerçekten çok çok güzel. Ve kaybetme animasyonunda da direkt olarak yere oturdu galiba, aynen. Ve Zamanın Kumları sezonundaki son kostümde arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz Surge kostümü ve bu kostümü de yine 149 elmas ya da 5000 mücevhere alabiliyoruz. Destansı bir kostüm. Hemen isterseniz bunu da yine açalım ve böyle bir kostüm. Şimdi içinde başka neler varmış? Oyuncu simgesi, rozeti falan var. Oyunun içinde bir bakalım. Bu arada oyunun içinde bakmadan şöyle bir turda çevireyim arkadaşlar. Zaten uçuyor kendisi. Hemen şimdi deneyelim. Vuruşlarına bakıyoruz. Gerçekten değişik vuruşları var. Hemen bir de süperine de bakalım. Süperi de böyle. Güzel, değişik ve
Fena değil yani arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bu kostümlerin tamamı Zamanın Kumları sezonu ile birlikte oyuna eklenecek. Ve kazanma animasyonu... Kılıcı var yalnız. Kılıcı falan bayağı güzel. Ve kaybetme animasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Ve eğlenceli miydi yazan bölüme her seferinde tıklamanıza da gerek yok. Şu alt tarafta anket gibi bir şey var dedim ya. Orada çıkışa basıp direkt devam edebiliyorsunuz. Yani onu öylesine isteyenler seçsin diye koymuşlar. Ve şimdi de Nisan ayında gelen yeni Brawl Pass sezonu Ragnarok'a geldik arkadaşlar. Arka planı ve arka plan müziğini daha öncesinde zaten göstermiştim ama şöyle bir ödüllerini hızlıca göstermek istiyorum. Ve burada tabii yine özel kostüm var ve renk seçenekleri var. Bazı özel sol tarafta görüyorsunuz, gerçekten efsane. Şöyle ödüllerini hızlı bir şekilde yine size göstermek istiyorum. Şuraya hemen tıklayalım ve kostümü öncelikle isterseniz birlikte alalım. Fenrir Buzz gerçekten efsane bir kostüm. Çok hoşuma gitti benim. Ve yanında bir oyuncu simgesi bir de rozetle birlikte geliyor. İlahi Güç isminde bir de oyuncu unvanı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Nisan ayındaki Ragnarok Brawl Pass Plus sezonu ile birlikte. Yine şu alt taraftaki efsanevi de bu arada açalım. Bir şey çıkmaz şu anda diyecektim. Bu arada bir tane şey çıktı galiba. Aynen, bir kostüm çıktı. Süpersen'in test hesabında olduğum için zaten hemen hemen her şey var. O yüzden de çok önemli değil. Şunu açalım şimdi. Bunun arkasında bir tane renk seçeneği var. Brawl Pass Plus'a özel olan iki tane renk seçeneği var. Bir tane de oyuncu unvanı var biliyorsunuz. Bir de bazı kaynaklar daha fazla. Yani Brawl Pass'ten Brawl Pass Plus'a yükseltmenizin artıları bunlar. Mesela bu Plus'a özel bir renk seçeneği bu kostümün. Elder Fenrir Buzz. Yalnız bu da bayağı güzelmiş ya. Ben de ilk kez şu anda sizinle birlikte burada görüyorum ve gerçekten güzelmiş. Bu da böyle bir rozeti var arkadaşlar. Bir tane de şu 48'in arkasında vardı galiba. Bu da yine Plus kostüm renk seçeneklerinden Morg Fenrir Buzz isminde böyle bir renk seçeneği daha var arkadaşlar ve böyle bir rozetle birlikte geliyor. Şöyle isterseniz bir menüde de görelim arkadaşlar. Bu normal Brawl Pass'in kostümü, yani Fenrir Buzz. Renk seçeneklerinden birincisi bu arkadaşlar, Elder Fenrir Buzz. Yalnız bu bayağı güzelmiş. Benim bu çok hoşuma gitti renk seçenekleri içerisinden. Bir de şu da güzel aslında ya. Morg Fenrir Buzz. Bu da yine Plus kostüm renk seçeneklerinden ikincisi. Şimdi kostümlerden bir tanesinde hem vuruşlara hem kazanma kaybetme animasyonlarına bir bakalım arkadaşlar. Yalnız bir dakika, vuruşları falan çok iyiymiş. Baksanıza arkadaşlar, baya baya güzel. Süperine de bir bakalım şöyle. Süperi de baya iyi, kılıç gibi bir şey atıyor galiba. İnanılmaz güzel bir kostüm olmuş. Şöyle bir tane daha hatta süperinden atalım. Hatta bir tane de şöyle atalım. Tam ne attığını bir bakalım. Galiba evet, kılıç gibi bir şey atıyor. Kazanma animasyonu gerçekten, yalnız bu kostümler inanılmaz güzel olmuş. Benim hoşuma gitti bayağı ve diğer kostümler de muhtemelen çok güzel. Kaybetme animasyonu da böyleymiş. Ve geldik efsanevi kostüm Thor Bibi'ye arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm yapmışlar. 299 elmas karşılığında yine Nisan ayındaki Ragnarok sezonu ile birlikte gelecek kostümlerden biri. Bu kostümlerin tam böyle gün olarak tarihi paylaşılmadı arkadaşlar ama sezon başladığı zaman, Nisan ayındaki Ragnarok sezonu başladıktan sonra sırayla bu kostümler gelecek. Kuzey Destanı isminde bir kostüm grubunun içerisinde ve bu şekilde birçok rozetle, oyuncu simgesiyle, spreyle falan birlikte geliyor. Gerçekten benim en beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Hemen şöyle bir isterseniz şurada da bir bakalım. Menüde de gerçekten çok çok güzel görünüyor. Oyunun içerisinde de bir bakalım. Yeni güncellemede en beğendiğiniz kostümleri yazın arkadaşlar. Onların da bu arada çekilişlerini yapacağım sizin için. Şöyle boşta bir şey yapalım. Şu şekilde. Bakın vuruşları böyle arkadaşlar. Ve hiper şarjını da bir deneyeceğim aslında. Şöyle süperi de böyle. Süperi de çok iyi. Bakın şimdi hiper şarjı bir de ikiye bölünüyordu ya. Şöyle yapalım mesela. Şu şekilde atınca bir de ikiye bölünüyor. Gerçekten inanılmaz bir kostüm olmuş. Bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasıl? Kazanma animasyonu, evet, çekicini uzaktan eline doğru alıyor. Ve kaybetme animasyonunda yine çekici almaya çalıştı ama bu sefer alamadı. Geldik Loki Chester arkadaşlar. Bu kostümde Nisan ayındaki aşamalı modun kostüm ödülü. Mart ayındaki aşamalı mod ödülü de Dynasty Mike'da hatırlarsanız. Yani bu kostümü de çıkartmak için Nisan ayındaki aşamalı modda mümkün oldukça yukarıya doğru çıkacaksınız. Ve buradaki yeni aşamalı star hediyesini ve diğer star hediyelerini falan açacaksınız. Aşamalı star hediyelerinin içerisinden bunu çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Dynasty Mike isimli kostümü çıkartabilmek için Mart ayı içerisindeki aşamalı modda şu yeni star hediyelerinden bol bol açmalısınız. Yani bol bol seviye atlamalı ve o kutulardan bol bol açmalısınız. Loki Chester için de Nisan ayındaki aşamalı modun buradaki yeni kutularından bol bol açmanız lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben yaklaşık bir 7-8 tane falan açtım çıktı. Yani çok da zor çıkmadı arkadaşlar. O yüzden çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Eğer yeni aşamalı modu oynarsanız oradaki
yeni star hediyelerinden kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Zaten çıkaramasanız da sonraki sezon yine önceki kostümleri de çıkarabildiğiniz için aslında bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Şöyle bir atışlarına yine bakalım. Atışları böyleymiş ve bir de süperine de bakmak istiyorum. Gerçi bunun süperinde birçok farklı şey olduğu için bunların hangi birine bakacağız? Bir tane mesela şunu atayım. Burada çok farklı bir şey göremeyiz çünkü birçok süperi var arkadaşlar ama kostüm bu şekilde. Bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasıl. Kazanma animasyonu. Güzel bir kazanma animasyonu var. Ve kaybetme animasyonunda direkt yere oturdu yalnız. Başka hiçbir şey yapmadı. Sanırım Thor ve Loki kardeşti. Bir de bunların babaları vardı. Babalarının ismi de sanırım Odin miydi? Ve işte karşınızda Odin Cordelius kostümü arkadaşlar. 5000 mücevher ya da 149 elması alınabilen destansı bir kostüm. Bence destansı kostümler içerisindeki en iyisi olabilir. Gerçekten inanılmaz. Hemen bunu da şöyle bir alalım. Ve bayıldığım kostümlerden bir tanesi de bu kostüm. Yine Kuzey Destanı kostüm grubunun içerisinde arkadaşlar. Ve yanında oyuncu simgesi vesaire işte rozetiyle birlikte geliyor. Bu arada karga mı o? Sanırım kargası falan da var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Menüdeki görüntüsü böyle. İnanılmaz. Oyunun içerisinde bir deneyelim. Normal atışları böyle arkadaşlar. Atışları bile çok güzel. Yani atışlarını bile yapmışlar. Ve dediğim gibi bu destansı bir kostüm. Yani çok çok güzel bence. Ve süperini attığı zaman da bu şekilde görünüyor. Gerçekten en beğendiğim kostümlerden. Bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasıl. Kazanma animasyonu. İlk başta seçtiğimiz zaman çıkan animasyon zaten kazanma animasyonu oluyor bu arada biliyorsunuz. Ama çok güzel bir kazanma animasyonu var. Ve kaybetme animasyonu. Ve yine Nisan ayındaki Ragnarok sezonu içerisinde gelecek olan kostümlerden Skadice'si arkadaşlar. Bu kostümde gizemli bir kostüm. 199 elmas karşılığında alınabiliyor. Mücevherle alınamıyor biliyorsunuz. Gizemliler ve efsanevileri mücevherle alamıyoruz. Ve bu da bu şekilde gördüğünüz görsellerle birlikte geliyor. Hemen şuradan bir seçelim ve şöyle menüdeki görüntüsüne bakalım. Bir de oyundaki görüntüsüne bakalım. Atışları böyle. Atışları yalnız topuz gibi atıyor. Böyle şey olur ya hani böyle sallanır ve düşmana vurmak için kullanılan bir silah vardır. Onun gibi. Süperine de bir bakalım. O süperi falan da çok iyi yalnız. Bütün hepsi çok iyi. Gerçekten efsane olmuş arkadaşlar. Bayıldım. Ve bu kostüm dediğim gibi gizemli ve 199 elmas karşılığında satın alınabilecek. İşte kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Şimdi Line Friends kostümleri vardı. Ona geçtik arkadaşlar. Bu arada sıkı hayran Connie diye böyle bir tane Colette kostümü var. Ve bu kostüm süper ender bir kostümmüş. Gerçekten ben bunun bilmiyordum. Yani biraz daha pahalı olur diye tahmin ediyordum ama 79 elmas karşılığında satın alınabiliyor. Bunlar mücevherle satın alınamıyor arkadaşlar. Ama bu kostümün 79 elmasla satın alınması bence gerçekten güzel olmuş. Şöyle bir menüdeki görüntüsüne bakalım. Gerçekten baya baya güzel. Yani bence alınır bu kostüm. Bir oyunun içinde deneyelim. Atışları böyle arkadaşlar. Atışları falan da güzel. Yani süper ender bir kostüm için bence çok güzel. Süperi de böyle değişik. Yani baya baya güzel bir kostüm. Kazanma kaybetme animasyonlarına geçelim. Kazanma animasyonu çok tatlı yalnız bu kostümler gerçekten. Kalpler falan çıkıyor. Ve kaybetme animasyonu. Kaybetme animasyonu biraz daha kısa olmuş. Gelelim bir başka Line Friends kostümüne. Yine 79 elmas ve gaz kostümü Balon Sally isminde. Gerçekten uygunmuş fiyatları. Biraz daha pahalı olur diye tahmin etmiştim ben bunları ama güzel olmuş ve böyle bir tane de rozetle birlikte geliyor. Bu arada bu Line Friends kostümleri 3 tane toplamda. 3'ü de Mart ayının başında oyuna eklenecek arkadaşlar. Yani tam gün olarak tarihi yok ama Mart ayının başında oyunda olacak. Şöyle bir atışlarına bakalım. Bayağı güzel arkadaşlar ya. Atışları falan bayağı iyi. Baksanıza bak buraya doğru atıyorum sola doğru. Mesela süperi de böyle ve bakalım kazanma kaybetme animasyonları nasılmış. Kazanma animasyonuna bir bakalım. Önünde o tuttuğu ne, balon mu? Evet balonmuş. Ve kaybetme animasyonu da böyle. Line and Friends'in son kostümü de Rocket Brown isminde bir Brock kostümü. Bu da çok güzel. Bu destansı bu süper ender değil arkadaşlar. Yani 149 elmas karşılığında satın alınabiliyor. Ama bence bu da 149 elmas eder diye düşünüyorum. Hoşuma gitti. Oyuncu simgesi ve rozetle birlikte geliyor. Atışlarına şöyle bakalım. Atışları bayağı güzel. Yani gerçekten özellikle atışları çok güzel. Bir de süperine bakalım. Süperi falan da güzel. Ben Brock'u zaten çok seviyorum. Bunu herhalde alırım. Kazanma animasyonu dans ediyor. Arkaya teybi koydu ve çok güzel bir dans etti. Ve kaybetme animasyonu da böyleymiş. Ayağı üzüldü ama gerçekten çok güzel. Yalnız biraz büyük oluyor bu kostümler arkadaşlar. O yüzden rakibin görmesi biraz daha kolay oluyor. Hani alacaksanız onu da düşünün. Çünkü kostümün normalde biraz daha ufak görünmesi karşıdaki rakibi psikolojik olarak etkiler ya. O yüzden ben genelde çok büyük kostümleri tercih etmiyorum. O yüzden o gözle de bir değerlendirebilirsiniz. Ve yeni güncellemenin en iyi kostümü arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm gerçekten çok çok güzel bir kostüm. 199 elmaslık.
gizemli bir kostüm. Spike'ımızı ne hale getirdiler ama gerçekten çok tatlı. 1 Nisan diyor bu arada arkadaşlar. 1 Nisan kostüm grubu, acaba hani 1 Nisan şaka yapılan gün değil miydi? Aynen. Onunla ilgili bir şey mi olacak bilmiyorum. Belki de bu tam 1 Nisan'da gelecek bir kostüm olabilir. Bunun yanında da yine oyuncu simgesi, işte spreyi, rozeti falan filan bir sürü bir şeyler geliyor. Şöyle menüde bir görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Atışlarına bakalım, acaba ne atıyor? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şey atıyor. Gördüğünüz gibi bayağı güzel. Ya bu tür esprili kostümleri arada bir bence getirmeleri güzel olur. Bu arada süper atarken dikkat etmişsinizdir muhtemelen. Tuvalet atıyor arkadaşlar. Yani onu bir kere daha göstermek istiyorum. Şöyle bakın, havada bildiğiniz tuvaleti atıyor ve karşı tarafa bayağı güzel hasar veriyor. Kazanma animasyonuna bir bakalım. Gerçekten de çok güzel kazanma animasyonunda. Yalnız bir bez gibi bir şey bağlı. Onu da çengelli iğneyle bağlamışlar. Ve kaybetme animasyonuna bakalım. Kaybetme animasyonunda da etrafa doğru bu şekilde koşuyor arkadaşlar. Yine ekranda gördüğünüz El Baby Shark, yani El Minik Köpek Balığı şeklinde çevrilmiş. Bu kostüm de destansı bir kostüm arkadaşlar. Baby Shark müziği de var aslında. Bununla ilgili bir arka plan müziği de vardı zaten, duymuştunuz. Böyle bir ortaklık da var arkadaşlar Brawl Stars'ın yaptığı. Ve 149 elmasa, hemen bunu da alalım. Bakalım yanında neler geliyor ve... Bakıyoruz, evet, bu şekilde oyuncu simgesi, rozet falan var. Bunların şu anda tam çıkış tarihleri belli değil arkadaşlar ama zaten önümüzdeki 2 sezonun içerisinde buna özel bir tema ile birlikte bu da çıkacaktır. Süperi de bu şekilde, yalnız süperi de bayağı güzelmiş. Kazanma animasyonumuz. Evet, dans etmeye devam etti balıklarla. Ama sonradan üzüldü mü? Yok, sonra tekrar ayağa mı kalktı? Evet, güzel, değişik ve bayağı da uzun bir kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonumuzda da direkt yere oturdu galiba ve bu şekilde durdu. Yapışkan Not Squeak isminde böyle bir tane daha kostüm var arkadaşlar. 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında alınabiliyor. Uygun fiyatlı güzel bir kostüm olmuş. Şöyle menüde görelim. Zaten bunun kazanma kaybetme animasyonları normal Squeak'ten farklı olmuyor biliyorsunuz. O yüzden o kısmını göstermeyeceğim. Ve kırmızılı atıcı Feng isminde bir kostümümüz var arkadaşlar. 149 elmas. Aynı şekilde mavi atıcı Feng diye bir başka kostümümüz daha var. Bu da yine 149 elmas. Ben kırmızı olanını aldım arkadaşlar ve bunun üzerinden bir bakalım isterseniz. Süper Brawl kostüm grubuna dahil bu da. Ve yanında da oyuncu simgesi rozetiyle birlikte geliyor. Menüde böyle görünüyor arkadaşlar. Bakalım oyunda nasıl görünüyor. Önce bir ayakkabısını atalım. Ayakkabısını böyle atıyor. Normal vuruşu böyle. Şöyle boşa da vuralım da. Gerçi boşa vurduğumuz zaman da yine ayakkabı atıyor. Böyle. Bir de süperine bakalım. Evet, süperi de bu şekildeymiş arkadaşlar. Kazanma kaybetme animasyonlarına geçiyoruz. Kazanma animasyonu ateşle şeyler yaptı. Sonra onu topa falan dönüştürdü. Ve kaybetme animasyonu. Şimdi geldik mecha kostümlere. İki tane karaktere mecha kostüm geliyor biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Colt, bir tanesi de Leon. Öncelikle Colt'a bakalım. Efsanevi bir kostüm ve mecha takımı kostüm grubuna dahil. Hemen bunun bir açılımını yapalım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve yanında tabii ki birçok işte rozet, sprey, oyuncu simgesi falan bunlarla birlikte geliyor. Bu arada kusursuz mecha colt diye bir başka renk seçeneği var. Burada test hesabında 299 görünüyor ama renk seçenekleri biliyorsunuz indirimli görünüyor. Yani bu 299 olmayacak arkadaşlar. Renk seçenekleri daha ucuz olacak, indirimli olacak. Bir de şöyle bir renk seçeneği daha var. Bu da hain mecha colt. Normal mecha colt'u alırsanız bunları daha ucuz fiyata renk seçeneklerini de alabileceksiniz ama şu an kaç elmas olacağı belli değil. Biz şimdilik normal haline bakalım isterseniz. Şöyle görünüyor. Normal mecha colt bu şekilde görünüyor. Bak, yalnız hareket ettirdiğiniz zaman bacakları ve gövdesi asenkron şekilde ilerliyor. Görüyor musun? Bak, sağa çeviriyorum. Biraz sonra gövde dönüyor. Mecha ya, yani mekanik olduğu için bu şekilde. Diğer seçeneklerine de şöyle bir en azından buradan bakalım arkadaşlar. Bak, bu şekilde görünüyormuş. Bir de şu hain mecha colt'a da bakalım isterseniz. Hain mecha colt'un yalnız şeyi falan, rengi falan bayağı bir güzel ve bu da menüde bu şekilde. Vuruşları biraz ince geldi bana bu arada. Biraz daha sanki geniş olabilirmiş. Süperi de böyle arkadaşlar. Bakalım kazanma ve kaybetme animasyonları nasıl? Kazanma animasyonu bu şekilde. Bu arada iki tane mecha kostüm var. Colt'un ve Leon'un mecha kostümleri Nisan ayının ortasında oyunda olacak. Ve kaybetme animasyonu.
Bayağı karizma, güzel bir kostüm bu arada. Gelelim Mecha Leon efsanevi kostümüne arkadaşlar. Hemen bunu da açıyorum. 299 elmas, bu da yine Mecha takımı içerisinde. Yanında yine birçok şeyle birlikte geliyor gördüğünüz gibi. Menüdeki görüntüsü bu şekildeymiş arkadaşlar. Şöyle bir tur çevireyim isterseniz ve oyundaki görüntüsüne bakalım diyeceğim ama arka tarafta bir ağzı daha mı var diyecektim. Yok, değil. Bir oyunda bakalım. Bu arada oyunda bakmadan önce iki tane de renk seçeneği var. Bu da yine aynı Colt'taki gibi şu an 299 elmas diye görünüyor ama 299 elmas olmayacak arkadaşlar. Buradaki renk seçenekleri daha uygun olacak. Parlak Mecha Leon diye böyle bir tane varmış. Bir de Gölge Mecha Leon diye siyaha yakın bir tane daha var arkadaşlar. Ben biraz daha siyah kostümleri sevdiğim için bu benim için biraz daha güzel renk olarak ama tabii ki de tercih meselesi. Normal Mecha Leon'un atışlarına bir bakalım. Böyle atıyor. Süperine basınca ne olacak? Yani ha, bu arada birisini yok ettiğiniz zaman ne yazıyor? No signal mı yazıyor? Sinyal yok gibi bir şey yazdı galiba. Evet, sinyal yok yazıyor. Süperini kullanınca bu yazıyor arkadaşlar. Kazanma animasyonu. Oo, bayağı güzelmiş yalnız kazanma animasyonu. Ve kaybetme animasyonu. Bunun dışında Maisie, Artie, Cordelius, Doug ve Pearl karakterlerine saf gümüş ve saf altın kostümler de gelecek. Şimdi hem Cordelius'un hiper şarjını göstereceğim hem de kupalı kaçış ismindeki yeni modu göstereceğim size arkadaşlar. Eksi bir kupayla başlıyorsunuz bu moda. Ve hem rakiplerden hem de gördüğünüz gibi botlar var. Botların içerisinden kupalar çıkıyor. Bu kupaları topluyorsunuz ve bir yerden sonra şu ortadaki portallere girerek buradan kaçıyorsunuz ve bitiriyorsunuz arkadaşlar oyunu. O şekilde bakın, şimdi hiper şarjım doldu. Cordelius'un hiper şarjını da size göstereyim. Bir tane rakip bulmam lazım. Evet, şurada bir rakibimiz şu var mesela, bak. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ve şöyle bir daha atalım. Gördüğünüz gibi yavaşlatıyorsunuz arkadaşlar rakibi. Normalde yavaşlamıyor. Ve bu şekilde bakın ortaya girdiğiniz zaman yavaş yavaş doluyor. Ve şu an mesela 4 kupayla buradan kaçıp oyunu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde portalden geçmiş oluyorsunuz kupalarınızla birlikte. Arkadaşlar bazın hiper şarjını göstermek istiyorum size. Bakın şimdi şöyle kullandınız. Hemen tekrar kullanıyorsunuz. Tekrar kullanıyorsunuz. Yani hiper şarj olduğu sürece sürekli oradan oraya uçabiliyorsunuz. Bakın hatta şöyle açık alanda bir daha göstereyim. Attınız mesela, sonra buraya attınız. Sonra buraya attınız, buraya attınız. Yani durmadan atıyorsunuz, durmadan stunlıyor falan. İnanılmaz güçlü bir hiper şarj olmuş. El Primo hiper şarjına bastıktan sonra süpere basarsanız da normalde geriye doğru ittirmesi gerekirken size doğru çekiyor arkadaşlar. Aradaki fark bu ama gerçekten güzel bir hiper şarj bu da. Belin hiper şarjına bastıktan sonra süpere basarsanız, yanlış bile atsanız rakibe doğru otomatik olarak bir güdümlü füze gibi gidiyor ki bu süperi hiç kaçırmamanız anlamına geliyor. Sprout'un hiper şarjına bastıktan sonra süperi etraftaki rakiplere hasar veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta şöyle mesela bir tane daha atalım, bir tane daha atalım ve hepsi hiper şarj tabii ki açıkken hasar verebiliyor. Ve gelelim Bibi'nin hiper şarjına. Hiper şarja bastıktan sonra süper ikiye bölünüyor bakın arkadaşlar. Şöyle ikiye bölüne bölüne atıyoruz ve gördüğünüz gibi her yerde o sakızlar, süperler geziyor. Bu da gerçekten güzel bir hiper şarj olmuş. Şöhret de tamamen yenileniyor ve yeni şöhret seviyeleriyle birlikte rozetler kazanabiliyoruz, profil simgeleri kazanabiliyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi arka planlar kazanabiliyoruz savaş kartımız için. Aynı şekilde aşamalı modda en üst seviyeye geldiğimiz zaman da yine böyle bir arka plan kazanıyoruz arkadaşlar ve savaş kartımız bu şekilde görünmüş oluyor. İsterseniz hiçbirini göstermeyebiliyorsunuz, en soldakini seçerseniz. Eğer bunu seçerseniz aşamalı moddaki arka planı gösterebiliyorsunuz. Ya da en sağdakini seçerseniz de şöhretiniz üstte görünüyor ve şöhretteki arka planınızı gösterebiliyorsunuz. Şimdi gelelim dengeleme değişikliklerine, bufflara, yani gücü artırılan şeylere ve nerflere, gücü düşürülen şeylere. Öncelikle hiper şarjlara genel bir nerf var arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz mesela bazı aksesuarlarla süperle birlikte hiper şarj da artıyordu. Bir de arkadaşlar mesela şimdi hiper şarj doldu. Hiper şarja bastıktan sonra vurdukça hiper şarj tekrar devam ediyordu. Yani dolmaya devam ediyordu, artık dolmaya devam etmiyor ki bence bu şekilde daha iyi olmuş. Fenge bir nerf var. Seri tekme yıldız gücüyle rakiplerden birisini indirdiğiniz zaman hiper şarjı doldurmayacak. Hiper şarjda bırakılan patlamış mısırlar var biliyorsunuz. O patlamış mısırlar da süperi doldurmayacak. Feng'in inanılmaz bir kombosu vardı ya arkadaşlar. Onu kırmışlar özetle ve zaten olması gereken bir, beklenen bir nerftü bu. Yine hiper şarjdaki patlamış mısırın hasarı da düşüyor. Ve hiper şarjdaki hasar miktarı da %20 bonus veriyordu eskiden, artık %15 verecek. Pearl'ün temel sağlığı 4200'den 3900'e düşüyor. Hiper şarjının hasarı %20'den %25'e
yükseliyor. Hiperşarj hızı %30'muş, bu %26'ya düşecek ve kalkanı da %20'den %5'e düşecek yeni güncellemeyle. Larry Lowry'nin temel saldırısı 840'dan 700'e düşüyor. Gerçekten %20'ye yakın bir düşüş var ve atış menzilini 24'ten 22'ye düşürüyorlar. Biraz daha artık yakın mesafeye atacak. Amber'ın temel saldırısı da 220'den 210'a düşecek ve alevlerin dansı aksesuarı da 2200 vuruyordu önceden, artık 2100 vuracak. Buster'ın temel saldırısı da 1400'den 1380'e düşecek. Cordelius'un zıplama aksesuarında gölge aleminde, yani süperi attıktan sonra kullanamıyorsunuz artık. Daha öncesinde hem zaten gölge alemini alıyordunuz, bir de üstüne zıplıyordunuz falan, yani kimse kaçamıyordu. Artık süperinizi kullandıktan sonra bu aksesuarı kullanamıyorsunuz. Colette'in hiperşarjının hızı %30'dan 26'ya düşüyor. Kalkan da %15'den 5'e düşüyor. Yine Maisie'nin hiperşarj hızı %30'dan 26'ya düşüyor arkadaşlar ve kalkanı da %15'den 5'e düşüyor. Lou'nun da aynı şekilde hiperşarj hızı %30'dan 26'ya, kalkanı da %15'den 5'e düşecek. Yine Colt'un hiperşarjında da bir düşüş var arkadaşlar. Hasarı %30'dan 25'e, hızı %30'dan 26'ya ve kalkanı %10'dan 5'e düşüyor. Aslında genel olarak hiperşarjları bir tık düşürmüşler. Bull'un da yine hiperşarj hasarını %10'dan 5'e, kalkanını %30'dan 25'e düşürmüşler. Ve son nerf Dynamike'ın hiperşarjını arkadaşlar, hasarı %30'dan 25'e, kalkanı %15'den 5'e düşüyor. Dynamike, Bull ve Colt'un hiperşarjı doldurma oranını da biraz azaltmışlar. Charlie'de genel bir değişiklik yapılmış arkadaşlar ve süperinin hızını 4200'den 3300'e düşürmüşler. Yani artık süperi daha yavaş gidecek. Hiperşarj oranını %40'dan %60'a arttırmışlar. Hiperşarjın hasarını %30'dan 25'e düşürüyorlar. Hızı %30'dan 26'ya düşürüyorlar. Kalkanı da %10'dan 5'e düşürüyorlar. Edgar'da yine bir değişiklik var. Beklenen bir değişiklik arkadaşlar. Uçuyorum aksesuarı artık hiperi şarj etmiyor. Yine hiperşarjda biraz daha artış var arkadaşlar Edgar'da, enteresan bir şekilde, ama hiperşarjında hız %20'den 24'e çıkacak. Hasarı %25'den 15'e düşecek. Kalkanı ise %25'den 15'e düşecek. Sherry'nin hiperşarjı da biraz daha zorda olacak arkadaşlar. Hasarı %25'den %5'e düşürülmüş. Bayağı bir düşürülmüş. Zaten Shelly'nin çok hasarı var gerçi, normal. Ama kalkanını %15'den 25'e yükseltmişler. Yine Spike'ın hiperşarjı da biraz daha zorda olacak. Hiperşarj hasarı %20'den %25'e yükseltilmiş. Hiperşarjınızı %30'dan 26'ya düşürülmüş. Kalkanı da %20'den 5'e düşürülmüş. Jesse'nin hiperşarjı artık biraz daha hızlı dolacak. Ve hasarı %20'den 25'e yükseltilmiş. Hızı %30'dan 26'ya düşüyor. Ve kalkanı da %20'den 5'e düşüyor. Ama genel olarak aslında hiperşarjı arttı diyebiliriz. Miko'nun hiperşarj hızı %20'den 24'e çıkıyor. Kalkanı ise %25'den %5'e düşüyor. Crow'un da hiperşarjı artık biraz daha hızlı dolacak arkadaşlar. Hasarı %30'dan 25'e düşmüş. Hızı %20'den 24'e çıkmış. Ve kalkanı %25'den %5'e düşmüş. Ve Jackie'nin hiperşarj hasarı %25'den %5'e düşürülmüş. Bayağı düşmüş. Ama kalkanı %15'den 25'e çıkarılmış. Son olarak da Rosa'nın hiperşarjındaki hasar %20'den %5'e düşürülüyor. Hızı ise %20'den 25'e yükseltiliyor. Yeni sezonlarla birlikte bu arada tabii ki haritalar vesaireler de değişiyor arkadaşlar. Ve yeni harita havuzunu da oyunun içerisinde notlarda detaylı bir şekilde isterseniz inceleyebilirsiniz. Şu an sanırım bu görmüş olduğumuz yeni haritalardan birisi arkadaşlar. Daha önce var mıydı? Sanırım yoktu. Böyle bir harita var. Bunu da bir şöyle göstermiş olayım. Güzel, değişik bir harita. Swamp of Love, yani sevgi bataklığı diyebileceğimiz bir şey gelecek demiştik. O geldi arkadaşlar gerçekten ve böyle bir harita var. Aşamalı mod oynarken bir raporlama sistemi de olacak ve bir gün içerisinde en fazla 10 kişiyi raporlayabileceğiz. Yani her istediğimizi raporlayamayacağız. Bu da kötüye kullanımı aslında azaltmak için. Ama tabii ki de raporlama yapıldı hemen işte bir şey olacak ve oradan engelleneceksiniz gibi değil, ama düzgün bir şekilde oynarsanız zaten raporlanmazsınız, ya da raporlansanız bile eğer sizin oyununuzda bir hata yoksa problem yok. Özellikle aşamalı modu artık biraz daha ciddiye alarak oynamamız gerekecek. Bunun dışında bir iki fiziksel efekt eklemişler arkadaşlar. Mesela savaşçıyı şöyle döndürdüğümüz zaman, bakın ben şöyle parmağımı sola doğru götürüyorum ve kendi kendine o bayağı bir tur atıyor. Yani normalde öyle değildi. Bıraktığınız anda duruyordu ya. Böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Değişik olmuş, eğlenceli olmuş. Jeton katlayıcı vardı ya, hani 1000 jeton katlayıcı arkadaşlar. 40 elmastı, bunu 25 elmasa düşürmüşler. Maçların sonuna bir işte beğendiniz mi diye bir tane anket eklemişler. Bunu göstermiştim. Ve kupa yolunu da artık sonunda 70.000 kupaya kadar uzatmışlar. Bu arada kupa yoluyla ilgili daha fazla güncelleme yakın zamanda olacak.
olacaktır diye ben tahmin ediyorum ama en azından şimdi 70 bine kadar bir uzatmışlar. Bunun dışında Star yolu içerisinde savaşçı değiştirmenizi engelleyen bir bug'ı düzeltmişler. Leon'un klonu daha öncesinden bir hiperşarj ikonu gösteriyormuş, yani yerini belli ediyormuş, artık o görünmeyecekmiş. Böyle bir bug olduğunu bilmiyordum ben ama harita oluşturucudaki başlangıç noktaları bazen görünmüyormuş, bu hatayı düzeltmişler. Miko'nun süperini kullandığı zaman havada hasar almasını sağlayan bir bug'ı düzeltmişler. Larry ve Lowry kostümlerinin katalogda öne çıkmasını sağlayan bir hata varmış, bu düzelmiş. Ve güç puanlarının animasyonunu geçemiyorduk ya arkadaşlar, gerçekten şöyle yazmışlar: sonunda eziyet bitti, artık güç puanlarını, animasyonlarını geçebileceksiniz demiş. Bunu da düzeltmişler ki bence harika olmuş. Kit'in atak değeriyle ilgili görsel bir hata düzeltilmesi var. Soygun modundaki açıklama ile ilgili bir şeyi düzeltmişler. Ve W Otis kostümünde aksesuarlardan bir tanesinin çalışmasında bir problem oluyormuş. Onunla ilgili de bir düzeltme yapmışlar. Biraz uzunca bir video oldu ama hemen hemen her şeyi bu videoda size özetlemeye çalıştım. Umuyorum beğenmişsinizdir. Gerçekten bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Bu emeğe karşılık aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Videonun başında söylemiş olduğum, ekranda görmüş olduğunuz 7 tane Hırsız Edgar kostüm çekilişini de kaçırmayın. Çekilişe katılmak için aşağıdan videoya bir tane like atmalısınız. Kanala abone olup bildirimleri açmalısınız. Yorum kısmına kendi Instagram kullanıcı adınızı yaz ve beni Instagram'dan takip etmelisiniz arkadaşlar. Benim Instagram adresim de onurbilgeyt. Açıklamada da zaten linki var. Şu an ekranda dünkü Brawl Talk'a gösterdiğim canlı tepkinin tekrarını görebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz onu da izleyip bir like bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yine önceki videolarıma da bir göz atın. Çok güzel shorts ve normal videolar yükledim bugünlerde arkadaşlar. Hepsi hoşunuza gidecektir. İzlemediklerinize göz atıp like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için bu arada hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.